Dostlar selam. Öncelikle tüm dizi severleri bu videoda toplayalım. Çünkü bu videoda hak ettiği değeri görmeyen yani underrated olarak nitelendirdiğimiz dizileri önereceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Öncelik olarak ilk dizimiz Da Vinci Demons. Tarihi ve fantastik dizi severler bu diziyi kesinlikle sevecektir. Leonardo da Vinci'nin gençlik dönemine odaklanarak aşklarını, hayallerini, idealistliğini ve sanatçı kimliğini ön plana çıkaran dizi, her ne kadar son sezonu beklentinin altında ve tarihsel mantık hataları olsa da müthiş bir yapım. Dizideki atmosfer adeta bir Assassin's Creed oyunu oynuyormuş hissi veriyor. Oyunculukların ve çekim kalitesinin muazzam olduğu bir dizi. Tabii çoğu dönem dizilerinde gördüğümüz gibi eksiklikleri mutlaka vardır ama pişman olmayacağınız bir dizi. Sıradaki dizimiz ise The Night Of. Polisiye tarzı dizi severler bu diziyi sevecektir. Bir kızı öldürmekle suçlanan Pakistanlı bir vatandaşın soruşturma ve dava süreci işlenen dizide, daha önce izlemediyseniz şimdiye kadar izlediğiniz en gerçekçi dizilerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Olaylar biraz yavaş ilerlese de gerek atmosfer olarak, gerek oyunculuk olarak, gerekse konu olarak kendisine çekmeyi başaran ve kesinlikle pişman olmayacağınız bir dizi. Sıradaki dizimiz Silicon Valley. Yazılım sevenler ve meraklıları olanlar bu diziyi sevecektir. Silikon Vadisi'nde çalışan içine kapalı asosyal bilgisayar programcısı Richard ve onun 5 arkadaşını anlatan dizide yazılım dünyasını eğlenceli bir şekilde anlatmışlar. Çerezlik ve teknoloji dünyasına ilgi duyanların kesinlikle izlemek isteyebileceği bir yapım. Çok güldürmese de sıkmadan her bölümün sonunu getirebiliyor. Eğer teknolojiye ve programlamaya ilginiz varsa izleyebilirsiniz. Son dizimiz ise 12 Monkeys. Bilim kurgu ve apokaliptik dizi sevenler bu diziyi sevecektir. Başrollerini Bruce Willis ve Brad Pitt'in paylaştığı 90'ların unutulmaz bilim kurgu filmi 12 Maymun'un dizi uyarlamasıdır. Tüm insanlığı yok edecek kadar tehlikeli olan bir virüs nedeniyle 2035'te dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı hayatta kalabilmiştir. Virüsün yok olması için bir çözüm yolu arayan bilim adamları zamanda geriye gidebilecekleri bir makine yaparlar. Dizide bazı mantık hataları olsa da atmosfer olarak sizi içine çekiyor. Dizideki ortam COVID-19 döneminde yaşadığımız korkulu ortamı hatırlatıyor diyebiliriz. Bu diziyle zaman yolculuğuna doyacaksınız. Bilim kurgu aşıklarına tavsiye ederiz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizler de hak ettiği değeri görmeyen dizileri yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.